Değerli basın mensupları, bu yılı bitirmemize iki aydan az kaldı. Çok zor bir yoldu 2020 yılı. Yılın ilk günlerinde Elazığ depremiyle sarsıldık. Geçtiğimiz cuma günü de deprem bu sefer İzmir'de yüreklerimizi dağladı. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda öncelikli olarak İzmir depremini ele aldık. İzmir'deki depremde şu ana kadar... 85 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 994 yurttaşımız ise yaralandı. Arama ve kurtar, kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Kayıplarımızın sayısının artmaması en büyük dileğimiz. Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımız, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte İzmir'deydi. İzmir halkına verilebilecek destekleri hızla tespit etmek, depremzedelere gereken desteği verebilmek ve depremin yaralarını hızla sarabilmek için oradaydık. Genel Başkanımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada incelemelerde bulundu. Türkiye'nin her tarafındaki belediyelerimiz arama kurtarma faaliyetlerine destek ekiplerini gönderdiler. Halen de deprem depremzedelerin yaşamlarını kolaylaştıracak araç, gereç, her türlü desteği, yardımı İzmir'e yollamaya devam ediyorlar. Gün güzel İzmir ve İzmirli hemşerilerimizle dayanışma günüdür. Zaten tüm Türkiye'nin kalbi İzmir ve İzmirlilerle beraber atıyor. Acımız gerçekten çok büyük. Biz bir kez daha depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralı yurttaşlarımıza ise şifa diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarını canla başla yürüten, mucizeler yaratan, bu sabah hepimizi sevinçten ağlatan fedakar kurtarma ve sağlık ekiplerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e ve tüm Türkiye'ye umut olmaya devam edin diyoruz. Bugünkü toplantımıza Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı İzmir'den internet üzerinden katıldı kendileri hala sahada durumu yerinde izliyorlar. İhtiyaçlar hakkında son bilgileri mehkamıza verdiler. Değerli basın mensupları. Ülkemiz doğusundan batısına kadar deprem kuşağında. Bu gerçekle de maalesef sık sık yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Neden işler hep arama kurtarma ekiplerimize kalıyor? Aslında bunun cevabını biliyoruz. Yurttaşlarımızın canını alan tedbirsizlik, kuralsızlık, tamahkarlık ve acımasız rant hırsı. İmar Kanunu ülkemizde imar mevzuatının aynası. 1985'ten bu yana yürürlükte olan bu yasa bugüne kadar tam 30 kez değiştirilmiş. Ve yapılan değişikliklerin 22'si ise son 18 yılda AK Parti iktidarlarında yapılmış. Bu da bir başka ihale yasası hikayesi gibi. Dönemde bu dönemde imar affı çıkarmak artık vakayı adiyeden olmuş. En son 2018'de seçime gitmeden hemen önce meclisten yine bir imar affı çıkarılmış. İmar affını çıkarırken de gerekçelerinden biri oldukça önemliydi. Bu haftan gelecek paralar afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde kullanılacaktı. Şimdi Yıkılan bu binalardan bazılarının çıkarılan imar haffından da yararlandığını duyuyoruz. Bu durumda sormak gerekiyor. Bu binalar neden dönüşüme tabi tutulmadı? Neden sağlamlaştırılmadı veya yıkılmadı? Burada eksik olan ne? Sistemde eksik olan ne? Hasarlı binanın tespitini kim yapıyor? Yıkıp yeniden yapmanın finansmanı nasıl sağlanıyor? Bunların açıklığa kavuşturulması ve bir eksiklik varsa hızla giderilmesi gerekiyor. Elazığ depreminden sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak pek çok öneride bulunduk. Aktif fay üzerinde yerleşmeye izin vermemeliyiz ya da ancak çok özel tedbirler alındıktan sonra vatandaşlarımızın buralarda yerleşmesine izin vermeliyiz demiştik. Bugün şimdi bunun eksikliğini hissediyoruz. Mevcut mevzuatta bir eksiklik varsa bunu telafi etmek için el birliğiyle çalışmalı Gereken adımları hızla atmalıyız. Yine bina envanterimizin depreme depreme dayanıklılık durumunu tespit etmeliyiz, etmeliyiz dedik. Türkiye'de şu an itibariyle 685 bin konutun riskli yapı olduğunu Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının kendi programı söylüyor. Tüm bina stokunu hızla gözden geçirmek gerekiyor. Yine başta İstanbul olmak üzere depremler için şimdiden kriz masası oluşturmalıyız dedik. Kriz senaryolarını yeniden gözden geçirmeliyiz. Toparlanma ve barınma alanlarını yeniden belirlemeliyiz. İletişim ve ulaşım altyapımızı depreme hazırlamalıyız dedik. Yine gelin aktif hayatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı olarak ilan edelim dedik. Bu projenin adına da hayatta kal projesi koyalım demiştik. Biz depremlerde vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için meclise gönderilecek her yasa teklifini ve kaynakların bu iş için seferber seferber edecek kaynakları bu işe seferber edecek her türlü düzenlemeyi destekleriz. Bu işin bu iş için kaynak ve finansman mı yok? Aslında kağıt üstünde var. Hani imar affından toparlanan paralar, toplanan paralar bu işler için kullanılacaktı. Toplanan paralar bu iş için kullanılmadığına göre nereye harcandı? Kimlerin cebine gitti? Sadece imar affı değil, deprem vergisi olarak yıllardır vatandaştan toplanan özel iletişim vergileri de var. 2003 ile bu yılın Eylül ayı arasında toplanan özel iletişim vergisi tam tamına 35 milyar dolar. Yani öyle az buz paralardan bahsetmiyoruz. Bu 35 milyar dolarla milyonlarca konut depreme dayanıklı hale getirilebilirdi. Biz bu 35 milyar dolar nereye gitti diye sorduğumuzda saray sinirlenip bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanım yok demişti. Ama ne kadar kızarlarsa kızsınlar, ne kadar sinirlenirlerse sinirlensinler, milletten deprem için toplanan paraların neden kentsel dönüşüme gitmediğinin neden bu can kayıplarına mani olmak için kullanılmadığının hesabını biz kendisinden sormaya devam edeceğiz. Bu tek adam vesayet rejimi Erdoğan'a yaramadı. Milletten koptu. Depremmiş, ihtiyaçmış bunları unuttu. Bu rejimde aslında her konuda kendisinin yetkili olduğunu tekrarlayıp duruyor. Dolayısıyla sorunları çözmek için de bizzat sorunun bir deprem olduysa onun başında durması gerekiyor. Ama o milletin sorunlarını bir kenara atmış, il il dolaşıp partisinin kongrelerinde nutuk atıyor. Şu şu hale bir bakın. Sarayın kibirlisi için her türlü tedbir alınmış. Sosyal mesafe uygulanmış. Parti yöneticileri için de öyle. Ama tribündeki vatandaşlar için hiçbir tedbir yok. Daha da daha da kötüsü milletin deprem acısı çok tazeyken, daha bebekler enkaz altındayken kongrelere girerken şarkılar, türküler çaldırıyor. Söylüyoruz. Bunlar milletin harsını, örfünü, geleneklerini unuttular. Bu milletin geleneklerinde komşusunda bir cenaze varsa bıraktık eğlenmeyi, müzik çalmayı. Evde bir hafta televizyon bile açılmaz. Ama bunları unuttular. Varsa yoksa kendileri. Milli bayramlarımızın pandemi gerekçesiyle coşkuyla kutlanmasına izin vermeyen sarayın kibirli başı iş kendi il kongrelerine gelince ne pandemi dinliyor ne de deprem acısı. Somalı maden işçilerimiz hak arama mücadelesi için Ankara'ya yürümek isteyince pandemi var denerek önleri kesiliyor. Barolar kongrelerini yapmak isteyince yasa falan dinlemeyip pandemi var diyerek baroların kongreleri yasaklanıyor. Ama sıra AK Parti'nin il kongrelerine gelince pandemi etkisi falan kalmıyor. Milletimiz bu riyakarlıkları görüyor sandığın önüne gelmesini bekliyor. Geldiğinde de gereğini yapacak. Bunların alayını evlerine gönderecek. Değerli basın mensupları. Erdoğan'ın sinirleri artık giden iyiye bozuldu. Önüne gelenle kavga ediyor. Kavga etmediği bir tek kendisi kalmıştı. Şimdi kendi kendisiyle de kavga etmeye başladı. Hafta sonu yine parti kongrelerinde çıktı uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin İzmir'de zihniyetin en çok ihmal edildiği ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır dedi. İzmir'de deprem bölgesinde. Hoppala. El insaf. İstanbul'u 1994'ten 2019'a kadar 25 yıl. Ülkeyi ise son 18 yıldır yöneten kim? Recep Tayyip Erdoğan. Deprem vergileriyle milletten 35 milyar dolar toplayıp hesabını vermeyen kim? Yine Erdoğan. İstanbul'a ihanet ettik diyen kim? Erdoğan. Şimdi yine sizlere iki tane resim göstereceğim. Bunlardan biri İstanbul, diğeri Bursa. Şu kadim şehirlerimizin göbeğine Osmanlı'nın payitahtlarına bu ucube hançerleri saplayan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi kalkmış vesayetçi rejim edebiyatı yapıyor. Yaşanan depremin üzerinden 24 saat geçmeden yaralar kanarken, acılar zirvedeyken vesayet edebiyatı yapıyor. Aslında biz vesayet zihniyeti nedir bir söyleyelim. Vesayet tek kişinin seçtiği bir avuç atanmışın milletin seçtiği milletvekillerinin önüne geçirilmesidir. Tek adamın milletin iradesini hiçe saymasıdır. Sarayın memur bakanlarının milletvekillerinin önünde oturtulmasıdır. Şu fotoğrafa bir bakın. Bakanlar önde, arkada milletin seçtiği vekiller. Bu tablo vesayetin daniskasıdır. Evet. Erdoğan döneminde rant peşinde koşarken bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok al ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır. Hayatta üç şey vardır ki insanın özüne zarar verir derler. Aç gözlülük, öfke ve kibir. İçine düştüğü öfke ve kibir hastalığı Erdoğan'a anlaşılan yiyip tüketmeye başladı. Erdoğan'a bakınca hiç de sağlıklı bir ruh halini görmüyoruz. 18 yıldır iktidarda kendisinin olduğunu da unutmuş durumda. Artık Erdoğan Erdoğan'a karşı. Hafta sonu deprem felaketini bir kenara itip gittiği partisinin il kongresinde inanılmaz hikayeler anlatıyor. Yıllarca bu ülkeyi faiz kur enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak cari açığını yüksek maliyetli borçlanmayla kapatarak sömürenlerin bütün bunların oyunlarını birer birer bozuyorlarmış. Bir defa daha hoppala kine hoppala. Daha düne kadar kim ekonomi üzerinde milletle başarı de, millete başarı destanları anlatıyordu? Recep Tayyip Erdoğan, iki senede ne değişti de birileri ülkeyi faiz, kur, enflasyon, şeytan üçgenine sokuyor? 1975 ile 2002 arasındaki 27 yılda bütçeden yapılan faiz ödemeleri 251 milyar dolar. 2003 ile 2020'nin ilk 9 ay arasında yani Erdoğan döneminde 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemeleri ise 491 milyar dolar. Tekrar ediyorum. 27 yılda 251 milyar dolar, 18 yılda 491 milyar dolar. Yani Erdoğan döneminde ödenen faiz önceki 27 yılda ödeneni ikiye katlamış. Şeytan üçgenine ülkeyi kim sıkıştırmış? devletin resmi rakamları Erdoğan diyor. Yine Erdoğan işbaşı yaptığında 1 dolar 1 lira 62 kuruş idi. Çok seviyorlar ya o eski parayla 1 milyon 620 bin liraydı. Bugün ne kadar yine eski parayla söyleyelim 8 milyon 400 bin lirayı geçti. Türk Lirası tarihinin en değersiz seviyesinde paramız pul oldu. Kim sayesinde, Tabii ki Erdoğan. Ve onun atadığı dolara bakmayan damadı sayesinde. Yine 1950'den 2002'ye kadar geçen 52 yılda Türkiye ekonomisi toplam 44 milyar dolar cari açık vermiş. 22 yılda. Tekrar ediyorum. 52 yılda verilen cari açık toplam 44 milyar dolar. 52 yıl. Erdoğan yönetimindeki 18 yılda verilen cari açık ne kadar? Şimdi sıkı durun. 100 değil, 200 değil, 300 değil, 400 değil, 500 değil, tamı tamamına 506 milyar, 556 milyar 708 milyon dolar. Yani yaklaşık 557 milyar dolar. Cari açık rekoru da sizin Sayın Erdoğan. İktidara geldiğinizde kamunun elinde Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, Petrol Ofisi gibi milyarlarca dolarlık kamu varlığı vardı. Bunların hepsini 62 milyar dolara sattınız. Yetmedi. Bu ülkenin dış borcunu 130 milyar dolardan 422 milyar dolara getirdiniz. Bir de IMF'nin 20 milyar dolar borcunu ödedim diye övündünüz. Şimdi bu ülkeyi kur, faiz, cari açık şeytan üçgenine sokup ülkeyi borca batıranı arıyorsunuz. Onu bulmak için sarayınızın altın varaklı aynalarına bakacaksınız. Sorumlu sizden başkası değil Sayın Erdoğan. Ama aynalara baktıkça da kendinizle kavga ediyorsunuz. Sadece kendisiyle kavga etse de iyi. Artık sarayına bekçilik eden ortayla da kavga ediyor. Saray kavgalı saray oldu küçük ortak ülkeyi sürükledikleri fakr-ı zaruret karşısında çaresiz kalınca askıda ekmek kampanyası başlatmıştı. Bunu yapınca da Erdoğan'dan fırçayı yemekten kurtulamadı. Çünkü Erdoğan farkında. Dün doğum günü olan rahmetli Demirel'in güzel bir sözü var. Boş tencerenin yıkamayacağı hiçbir iktidar yoktur. Evet, boş tencere nasıl iktidarları götürürse askıda ekmekte bu saray hükümetini götürür. Değerli basın mensupları, hazine 2021 borçlanma programını açıkladı. Gelecek yıl içeriye 449 milyar lira borç ödeyeceklermiş. İçeriden de 541 milyar lira borçlanacaklarmış. Yani piyasaya 100 lira ödeyecekler, 120 lira çekecekler. E daralan bir ekonomide devlet ödediğinden daha fazla borçlanırsa kaynaklara el koymuş olur. Bu durumda özel kesim ne yapacak? Nereden para bulacak da işini çevirecek, yatırım yapacak? Sarayın sayesinde ülkemiz korkunç bir devalüasyon sarmalına girdi. Yaşanan devalüasyon sarmalı hem şirketlerin hem de devletin bilançolarını alt ediyor. 2009'da döviz geliri olmayan şirketlere dövizli bağışlanmanın önünü kim açtı Sayın Erdoğan? Siz açtınız. Bunun sonucunda şirketlerin döviz açık pozisyonu hızla artarken Türkiye'de dünyada en kırılgan 5 ekonomi arasına girdi. Şimdi reel sektörün borcu, net döviz borcu 162 milyar dolar. Şimdi baktığımız zaman gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Türk lirası değer o günden bugüne. Türk lirası değer sadece son iki ayda. Devalüasyon nedeniyle şirketlerin yabancı para cinsinden borcu 159 milyar lira art. Şirketler bunu nasıl ödeyecek? Ya zam yapacaklar, ya işçi çıkaracaklar, ya da kapılarına kilit vuracaklar. Bunun sorumlusu kim? Siz değil misiniz Sayın Erdoğan? Yerli parayı pul ettiniz. Paramıza güven bırakmadınız. Böyle olunca da hazine sadece dışarıdan değil, içeriden de döviz ve altında borçlanmaya başladı. Hazine'nin döviz cinsinden iç borçlanmasının vadesi 1 ila 2 yıl. Dolarla borçlanırsanız faiz %3,5 4 civarında, avroyla borçlanırsanız e, faiz faiz iki üç arasında. Oysa aynı vadede Amerikan tahvillerinin faizi binde bir, Almanya ve Fransa'da ise eksi. Dövizde yapılan iç borçlanmaların hem faizleri yüksek hem vadeleri kısa. Bir yandan da kur riskini Bütçeye taşıyor, hazinenin üstüne yüklüyor, milletin üstüne yüklüyor. Dış borçlanmadaki faiz faizlere ise burada hiç değinmiyorum tefeci faizlerine. Eylül sonu itibariyle devletin dövize endeksi iç borç stoku 37 milyar dolar. Devletin dış borç stoku 97 milyar dolar. Her ikisinin toplamı 134 milyar dolar. Bu durumda son bir ayda gerçekleşen devalüasyonun hazineye yükü 67 milyar dolar. 67 milyar Türk lirası. Bu beceriksizliğin sorumlusu kim? Yine Erdoğan ve damadı. Şimdi Erdoğan çıkmış, cari açığı yüksek maliyetli borçlanmayla kapatanların oyunlarını bozduk diye böbürleniyor. Oyun nasıl bir oyun bozmak bu sayın Erdoğan? Milletin sırtına durduk yerde 67 milyar lira yük yükleyeceksiniz. Ondan sonra oyun oyunu bozduk diyeceksiniz. Bu 67 milyarı kim ödeyecek? Nereden ödeyecek? Hangi yatırımlar kısılacak? Kimlere yapılan yardımlar, kimlere ödenecek maaşlar kesilecek? Bu liyakatsiz yönetimin elinde Türkiye düşük ve orta gelirli ülkeler arasında dış borcu en yüksek 10 ekonomiden biri oldu. Arjantin'den sonra döviz rezervinin dış borcu karşılama oranının en düşük olduğu ikinci ülkeyiz. Borç çok, borçlanmanın maliyeti çok, döviz rezervi ise hiç yok. Eylül ayı itibariyle iade etmek kaydıyla başka ülkelerden Merkez Bankası'nın aldığı paralar hariç net rezervler eksi 49 milyar dolar. Yani Merkez Bankası'nın döviz bilançosu eksi bakiye veriyor. Bu da yetmezmiş gibi eylülde Merkez Bankası'nın kasasından 45,5 ton altın satmışlar. Anlaşılan bunların niyeti kasanın dibini iyice sıyırıp ondan sonra gitmek. Böyle bir hazine kamu finansmanı ve risk yönetimi olamaz. Yani bu durumda böylesine bir yönetimin elinde düşmanı dışarıda aramayacaksınız. Bu kafayla idare edilen borç memlekete düğün umumiyeyi getirir. Bu tabloyu gören Alman gazeteci Türkiye ekonomisinin iflas ettiğini ilan ediyor. Yazık değil mi güzel ülkemize bunların diline düşürüyorsunuz? El aleme böyle lafları söyletiyorsunuz. Ondan sonra da çıkıp saldırıyorlar diyorsunuz. Değerli basın mensupları, ülkemizin kaderini, geleceğini kene gibi hemen bu iktidarın ülkemize verebileceği bir şey kalmamıştır. Ekonominin içine düşürüldüğü buhrandan çıkış için birbirini destekleyen iki temel unsur şarttır. İlki ehliyetli, liyakatli kadroların elinde, uyum içinde çalışan, kurumsal altyapısı güçlü, ekonominin tüm aktörleriyle istişareye açık bir yönetim anlayışı. İkincisi ise ayakları yere basan, etrafında mutabakat sağlanmış, yapısal reformlarla güçlendirilmiş, ciddi bir ekonomik programın tavizsiz bir biçimde uygulanması. Kısacası gelinen noktada yeni kurallara, yeni kurumlara ve bunları hayata geçirecek yeni kadrolara ihtiyacımız vardır. Bunlar olmadan ekonominin yeniden dikiş tutması, ülkemizin buhrandan çıkması da mümkün değildir. Kendisiyle ve ortağıyla kavgalı metal yorgunluğu yaşayan saray yönetiminden hayır gelmeyeceğini milletimizde görmektedir. Sırtındaki yük daha da ağırlaşmadan, daha fazla ezilmeden bir an evvel hakemliğine başvurulmasını beklemektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler. K24 Televizyon'dan Ömer Sormez. İki sorum olacak efendim. birinci sorum, Türkiye Doğu Akdeniz'de 14 Kasım'a kadar yeni Nevtex ilan etti. Yunanistan sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Ege'deki deprem sırasında Nevtex ilan etmesi gerilim yaratıyor dedi. Siz hükümetin Doğu Akdeniz politikasını ve Yunanistan'la tırmanan bu gerginlik hakkında ne söylemek istersiniz? İkinci sorum da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik sözleri Fırat'ın doğusuna yeni bir operasyon hazırlığı mı var dedirtildi. <laughs> Çok pardon. Olası bir operasyon hakkında değerlendirmeniz nedir ve böyle bir operasyonu CHP olarak destekler misiniz? Teşekkürler. Şimdi önce şunu söyleyeyim. <laughs> Birincisi Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı bir tek Yunanistan'la çözemeyiz. Onun için bir an evvel bölge ülkeleriyle yapıcı diyalogları kurmak zorundayız. Biz baştan itibaren söylüyoruz. Bir an önce Mısır'la, Suriye'yle bir diyaloğa girin, bir görüşme ortamını sağlayın diyoruz. İkinci sorunuz da ikinci sorunuzun cevabı da bunun içinde. Yani Bugün ülkemizde 5 milyon Suriyeli var. Bu insanlara bu ülke 50 milyar dolara yakın para harcamış durumda. Dolayısıyla Suriye'nin sorunlarının toprak bütünlüğü içinde o ülkenin toprak bütünlüğü içinde çözülmesi bizim temel arzumuzdur. Yine bu çerçevede ülkemizdeki Suriyelilerin bir an önce barışa kavuşan, barışa kavuşmuş, refah yolunda hızla ilerleyen vatanlarına geri dönmesi de yine bizim önemli tercihlerimizden biridir. Bu amaçlara ulaşılabilmesinin yolu da sağlıklı bir diyalogdan geçmektedir. Evet. <laughs> Suriye ile, Suriye yönetimiyle sağlıklı bir diyalogdan geçmektedir. Efendim, Son Söz Gazetesi'nden Özgür Altın. Ee, İzmir'deki deprem hakkında benim bir sorum olacaktı. Bayraklı Belediyesi'nin yıkılan binalar hakkında çürük raporu verdiği iddia edildi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böyle bir raporun kendilerinin ellerine ulaşmadığı yönünde bir açıklaması oldu. Ee, bunun hakkında bir değerlendirme yapacak mısınız? Teşekkürler. Şimdi bu <laughs> Yıkılacak binaların e, yani e, dayanıksız binaların tespitinin kimin yapacağı konusunda e, ortada bir belirsizlik var. Yine bu binaların yıkılacağının tespit edilmesi halinde önlemlerin kim tarafından alınacağı konusunda da ciddi sıkıntılar var. İzmir'de belediyelerimiz hasarlı binaları tespit etmek için bir girişimde bulunmuşlar. Aslında bu tespitlerin büyük kısmı yurttaşın talebi üzerine yapılması lazım. O binalarda yaşayan kişilere de buralardaki hasarı bildirmişler ama o binalarda yaşayan kişiler her nedense bir türlü uzlaşmaya verip, varıp, kendi aralarında uzlaşmaya varıp gerekeni e, yapamamışlar. Burayı bir daha nedir, ne durumdadır diye e, tespit edin de dememişler ama baktığımız zaman ortada cidden mevzuatın mevzuattaki karmaşadan kaynaklanan bir durum var. Biraz önce konuşmamda söyledim. Bu meselelerin artık süratle çözülmesi lazım. Bakın <laughs> imar olayı e, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biridir. Ama aynı zamanda yani bu kentsel yeniden dönüşüm Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan da biridir. Maalesef geçtiğimiz dönemde bu iktidar bu fırsatı kaçırmıştır. Kentsel dönüşüm yoluyla, kentsel dönüşüm yatırımlarıyla inşaat sektörünü canlandırmak yerine alışveriş merkezleriyle rezidanslarla bu sektörü canlandırmayı tercih etmiştir. Hep söylüyoruz. Her siyasetçinin, her siyasetin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. İktidar rezidansa alışverişe hükümet rezidanslara alışverişlere önem vermiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde en önemli önceliği kentsel dönüşüm olacaktır. Çünkü bu bizim vatandaşımızı korumak açısından, vatandaşımızın canına canını korumak bakımından ülkenin ekonomisini canlandırmak bakımından, ülkenin ekonomisini muhafaza edebilmek bakımından en önemli alanlardan bir tanesidir. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular var. İlk soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferi Hisar'da 1999 depremi sonrasında devlet iki gün olayın ne olduğunu bile anlayamamıştı. Ülkenin başbakanı depremin ne olduğunu bile anlamamıştı. Açıklamasında bulundu. Sizin bu açıklama ilişkin değerlendirmeniz nedir? Kere her şeyden önce geçmişte bu vardı. Şimdi biz bunu yaptık şeklindeki değerlendirmeleri doğru bulmam. Hele hele depremin yaraları daha hiç sarılmadan bu değerlendirmenin e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada ne yapacaklarını söylemeleri gerekiyor. Vatandaşların acılarını hafifletmek için ne yapılacağını söylemeleri gerekiyor. Ama maalesef hükümet başka yerlerde. Yani 99 depremiyle İzmir depremini karşılaştırıyorlar. İkisi de çok farklı. Şunu söyleyeyim. Bir kere bizim sorduğum sorulma burada sorulması gereken soru şu. Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapmış olan Erdoğan başta İstanbul olmak üzere bu ülkedeki deprem riskinin ne olduğunu çok yakından biliyor. Neden neden merkezi hükümette yönetimi aldıktan sonra kentlerde yeniden yapılanmayla yapılanmaya ağırlık vererek imar faaliyetlerini sürdürmek yerine rezidanslarla alışveriş merkezlerine ağırlık verdi. Bu tamamen yanlış bir seçimdir. Evet. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru e, detaylı bir şekilde değerlendirdiniz ama yine İzmir depremiyle ilgili. İzmir depreminin ardından imar affı yeniden gündeme geldi. Bugüne kadar 7 kez çıkarıldı bu af. Muhalefet olarak imar affı değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabi bu imar afları aslında baktığınız zaman sonuçta kaçak yapıların affı. Dolayısıyla bu tür afları getirecekseniz bundan sonra bu tür kaçakların önüne geçmeniz lazım. Yani bizim ihtiyacımız olan imar affı, kaçak yapı affı şeklinde olmamalı. Bir imar seferberliği şeklinde olmalı. Biraz önce söyledim. Alışveriş merkezi, rezidanslar, kuleler dikeceğimize, şehirlerin görüntüsünü, şehir tarihi yarımadaya hançer saplayacağımıza, Bursa'yı, Bursa'nın görünümünü alt üst edeceğimize Yapmamız gereken şey şuydu. Bu ülkenin bir milyona yaklaşan hasarlı konutlarını onarmak ve bu çerçevede kaynakları buraya seferber etmek suretiyle de bir canlılığı yaratmak. Ama bunu yapamadık. Evet başka soru yok var mı? Efendim bir diğer soru da şöyle Halk TV tarafından yönlendirilen. 2021 yılında kamu yatırımları arasında en büyük pay ulaştırmaya ayrıldı. Hükümet, işsizlik, eğitim, sağlık, depreme karşı güçlendirme çalışmaları gibi öne çıkan acil sorunlar yerine neden ulaştırmayı seçti? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz ne olacak? Baştan beri söylüyorum. Yani bu bütçenin önceliği faizciler, saray ve yandaşlar. Halbuki bu bütçede yine baştan beri ifade ediyorum. Bu ülkenin içinde olduğu buhran yok. Bunu ulaştırma yatırımlarıyla çözemezsiniz. Bu bütçenin içinde yıl başında yaşadığımız ve şimdi yıl sonu yaklaşırken yaşadığımız depremlerin hasarlarının önlenmesine ilişkin yatırımlar da yok. Hep söylüyoruz. Baştan kaç zamandır söylüyorum. Plan bütçe komisyonunda olan bütçenin bir an önce yeniden ele alınıp ülkenin gerçek önceliklerine göre düzenlenmesi gerekiyor. Salgında öncelik öncelik salgın sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa verilmeli. Bütçede öncelik salgın sürecinde işsiz kalan yurttaşlarımıza verilmeli. Bütçede öncelik borcunu ödeyemeyen çiftçilerimize, kobilerimize verilmeli. Bütçede öncelik depremin yaralarını sarmaya verilmeli depremlerin yeniden depremlerin deprem olacaktır. Ama binaların depremlere dayanıklı hale getirilmesine verilmeli. Siz tamamen farklı yerlerde farklı yerlere öncelik veren bir bütçeyle milletin karşısına gelmiş, gelmişsiniz. Bu önceliklerin derhal değişmesi lazım. Ben teşekkür ediyorum.